Aud billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ves ve Selamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli izleyenlerimiz, İslam ahlakı derslerimizde geçen hafta misafir nasıl ağırlanmalı bununla ilgili hatırlarsanız konu işlemiştik. Bugün yine aynı konu üzerinden dersimizi işlemek ve bu noktadaki eksikliklerimizi görmek ve nihayet erdirmek üzere devam ediyoruz. Hatırlarsanız Abdul bu Gudde rahmetullahi aleyh şöyle bir ifadeyle devam etmişti geçen hafta dersimize. Ve izâ qaddemte lehu min dîlen lit-tenşîf min mâil vuzû min gâsil yedeyni ba'de ta'am ev qableh fel yekun nazîfen gayre mâ testa'miluhu ente ve Bu çok önemli. Misafirin geldi. Kendisine yemekten önce veya sonra bir mendil, bir havlu uzattığında elini kurulasın diye, elini efendim bu noktada e, herhangi bir kir varsa gidersin diye, bu nazifen", temiz olsun diyor. Yani senin daha önce kullandığın, ailenin daha önce kullanmadığı bir şey olsun. Bu çok önemli. Gerçekten bir misafirle gittiğinizde, eve gittiğinizde, evin banyosuna girdiğinizde, eğer siz gittiğiniz için size hürmeten, size saygı anlamında efendim oradaki havlular değişmişse hatta yedek belki bir tane de havlu koyulmuşsa gerçekten bu bu anlamda misafirlik efendim edebenin hakkı verilmiş demektir ama ev ahalisinin bir haftadır kullandığı havlu çocuğun kullandığı efendim ıpısla konmuş bir havlu, havluyu misafire vermek kullansın diye efendim onun hizmetine sunmak işte misafirlik karşılama ağırlama edebine muhalif bir durum bunu ifade etmiş oluyor. Ve aynı şekilde eğer e, koku sürülebiliyorsa gerçekten bu çok hoş bir durum olur. Yani eve misafir geldiği zaman da bugün imkanlar daha çok fazla bu noktada. Bir koku sıkılır eve. Bir tütsü dediğimiz efendim etrafa güzel bir koku salacak efendim e, bir takım faaliyetler yapılırsa misafir eve geldiğinde o hoş kokuyla evin içerisine girmesi son derece hoş olacaktır. Bu yaşandığı için bunlar hep toplumsal meseleler. Yani insanlar bu noktada Efendim dikkatli olamayabilir. Daha önce ifade etmiştik. İnsan kendisinin ter koktuğundan haberdar olamayabilir. Tabii ki bu onun yanlışıdır, hatasıdır ama burada da belki uyarılması gerekir. Yani bu dersler de bu anlamda efendim sıkıntısı olan kimseye belki bir nebze çare olabilir. Yani insan temizliğine kendince dikkat ediyordur fakat alması gereken önlemleri almıyordur. Bir koku insanları rahatsız edecek bir koku durumu söz konusudur. E fakat kendisine sorsan gayet de mis gibi kokuyordur. Veya hiçbir şekilde kendi kokusunun insanlara rahatsızlık verdiğinden haberdar değildir. İnsanlar da onun mahcubiyeti söz konusu olmasın diye bu noktada ona kötü koktuğunu ifade edemiyorlardır. O zaman insanın burada kendi kendini yoklaması, kendi kendini gözetlemesi ve muhasebe etmesi en doğru olanı olacaktır. Mutlaka efendim kendi kılı kıyafetine o anlamdaki insanlara rahatsızlık verici bir koku kendisinde var mı yok mu bunu bilmeli. Bu konuda dikkat etmeli. Eve misafir geldiği zaman da güzel bir koku sürmek suretiyle evde misafir ağırlaması da aynı şekilde çok hoş bir durum olacaktır ki zaten bugünün imkanında şartlarında bununla alakalı gerçekten hoş güzel kokan birçok efendim şey üretilmiş durumda. Evet bunlar önemli şeyler. İslam ahlakı edebi bunlar yine söylüyorum tekrar tekrar da söyleyeceğiz. Yani bunlar konuşulacak meseleler mi? Yani ülkede neler oluyor denilebilir. Her şey konuşuluyor. Fıkıh konuşuluyor, hadis konuşuluyor ama bu incelikler unutuluyor. Unutmamak gerekir ki inceliklerle birlikte insan o büyük nimetleri elde ediyor. Ne kadar ince davranılırsa, ne kadar edepli davranılırsa o kadar efendim bu anlamda sevabı çok daha kaliteli bir şekilde almış oluyoruz. Bir mümini memnun edebilmek, bir Müslümanı mutlu edebilmek, ona değer verdiğini hissettirebilmek, toplumsal bağlar açısından son derece önemli bir durumdur. Devam ediyor, efendim burada yani senin yanında demiştik, efendim komşunun rahat etmesini sağla. Yani komşu çay içerken, yemek yerken devamlı adama halıya döktüğümü, efendim oraya döktüğümü, buraya döktüğümü diyerek gözünle baskı yapma adama. Adam da titiz bir şekilde efendim senin böyle davrandığını gördüğünde rahat edemez. Ufak bir bardak düştü hemen efendim tepki gösterme. Bu anlamda karşı tarafa rahatlığı ver diyor. Yani özetle rahat ettir karşı tarafı diyor. Senin evinde bardak kırılsa da öyle adamlar vardır ya 10 tane de bardak kırsa ne olacak? Nazar çıktı der. Efendim o oldu der, bu oldu der, yenisini alırız der, hiç problem etme der, dünya malı der ve bir şekilde seni rahatlatır. İşte bu İlişkilerimizde de böyle olmak gerekiyor. Dostluklarımızda da böyle olmak gerekiyor. Onun için hep söylediğimiz, hep Allah'tan istediğimiz bir efendim temennimiz var. Ya Rabbi bizi insanlar için göz aydınlığı eyle. İnsanlar için surur sebebi eyle, mutluluk sebebi eyle. Bir ortama girdiğimiz zaman da, bir yerde adımız anıldığı zaman da insanların kalplerinde bir sevinç, bir surur sebebi olabilmeyi, gözlerindeki bir efendim gülücük işin varlık olabilmeyi bizlere efendim göster diye dua ediyoruz, etmek durumundayız. Bu son derece önemli bir hadisedir. Çünkü bugün hep söylediğimiz, yani bu unutulan bir mesele var. Bizim vazifelerimiz iki türlü. Bir, Allah'a karşı olan vazifelerimiz, mesela namaz. iki insanlara karşı olan vazifelerimiz. Bunlar da sıralama itibariyle, Efendim başta tabii ki peygamberlere olan aleyhimussalatü vesselam saygı, edep, onlara karşı olan tavır bu. İkincisi efendim Allah dostları, meşayih vesaire bunlara karşı olan tavrımız efendim yani hayatta olmaları hasibiyle bunu söylüyoruz. Üçüncü olarak sıralamamız söz konusu olacaksa anne babamızdan başlayan ve aşağıya doğru giden bir süreç var. İşte buradaki bu hak meselesi yani insanlarla olan ilişkimiz, insanlarla olan diyalogumuz acayip bir efendim Allah katında e, seviyeye konmuş. Nasıl? Yani Allah efendim seni öyle bir değerli kabul buyurmuş ki sen istediğin kadar ibadet ehli bir adam ol istediğin kadar namazında niyazında ol eğer birisinin hakkına girdiysen o senden çıkıyor yani yarın ahirette şu denmiyor seninle alakalı ya bu adam çok namaz ehliydi bu adam son derece işte ibadetlerine düşkün bir adamdı e, dolayısıyla burada hatta isterse hakkına girmiş olduğu kişi günahkar bir kimse olsun hiç fark etmez ya bu adam zaten günahkar bunun hakkına girmiş girmemiş ne olacak ki bu adam namazda niyazında bir adam hadi bakalım sen sıkıntısız geç denmiyor. Nedir? O hak ona verilecek. Dolayısıyla Allah katındaki bir insanın değerini anlama noktasındaki bu durumu çok iyi fehmetmek gerekir. Yani günahkar olsun olmasın. Bizim işimiz insanların günahkar olmasıyla. Efendim veya işte çok ibadet ehli olmasıyla alakalı veya bize menfaati olmasıyla alakalı bir durum değil. İnsan olması cihetiyle. Allah'ın kerramna beni Adem diyerek tarif etmesi cihetiyle ve faddalnahum ifadesiyle. Hele ki imanlıysa kafire karşı olan tavrımız belli ölçüde olacak tabii ki. Yani bu anlamda ona zarar vermemek üzerine bir hayat prensibimiz olacak ama bir mümin üzerinden bunu düşünecek olursak bugün şöyle bir şey görüyoruz. Yani insanlar hepimiz Müslümanlar olarak kime iyi davranıyoruz? Kime karşı yumuşağız? Buna baktığımız zaman da bize menfaati olana karşı yumuşağız. Bu, bu, bunu görülüyor, görüyor, görüyoruz. Dolayısıyla burada yapmamız gereken şey tam tersi bu anlamda kendimizi zorlamak. Hiçbir faydası yok. Belki aksine zararı var ama benim ona zararım yok. Yarın Allah'ın huzuruna çıktığım zaman da Ya Rabbi ben ona zarar vermedim diyebilmek çok büyük bir haslet. Ama herkese zararın olmuş. Fiili, sözlü, ne bileyim borç almışsın, ödememişsin. Efendim böyle bir takım hastalıklar çıktı yani işte borç alıyor adam. Borcunu ödemiyor, ümreye gidiyor. Borcu var, bir ton borcu var, efendim arabasını yeniliyor. Şimdi telefon efendim belası çıktı. Telefonunu alacak, yeni alacak. Yok şu marka, yok bu marka alacak. Ama diğer taraftan borçları var. Bunlar bir Müslümana yakışacak hali ve hareketler değildir. Bunlar bir Müslümana efendim zarar verici olması durumundan kaynaklı asla tahammül edilecek bir durum değildir. Allah Celle bu noktada hepimize şuur nasip eylesin. Şimdi Allah'a karşı olan vazifelerimizdeki hassasiyetlerimiz çok başka. Hadis var zaten hatırlarsanız. El açarsınız, Allah'tan affınızı istersiniz Allah affeder öyle bir e, zat ki Rabbimiz Teala hep söylediğimiz bir nokta var yani bunları özellikle bu ifadeyi hep söylediğimiz ifadesini sıklıkla kullanıyorum ki hatırlayalım diye unutmak gibi bir efendim iptila ile karşı karşıya olduğumuz için yani siz bu dünya hayatında en yakın arkadaşınıza iki kez hata yapın üç kez hata yapın bir daha yüzünüze bakmayacaktır dördüncüde kapısını çaldığınızda sen de bu iş alışkanlık yaptı. Artık sen de bu iş bağımlılık yaptı der. Seninle eskisi gibi olmaz. Çok net. Fakat öyle bir Rabbimiz var ki, öyle bir merhamet sahibi ki sen 60 yıl ona karşı 70 yıl istersen 90 yıl, istersen 100 yıl ona karşı isyan üzere yaşa ama gerçekten çok sağlam bir şekilde tevbe etmek suretiyle Rabbine yönel el aç senin bütün günahlarını siliyor, imha ediyor. Hiç kimse sana bakmazken o sana el açıyor. Sana kapı açıyor sana efendim cennetini gösteriyor. Seni cennetine yerleştiriyor. Onun için burada kendi başımıza istiğfar ettiğimizde Allah'la alakalı olan günahlarımızın silinme durumu var. Fakat diğer türlüsü efendim nasıl kul hakları varsa onlardan helallik almak gerekiyor. Şöyle bir ifade söylemek uygun olacaktır düşünüyorum. Kötülük yani kalp kırmak dediğimiz eylem sadece kötülük yaptığımızda olan bir şey değildir. Kalp kırmak bugün de maalesef iyilik yaparken de en kolay şekliyle işlenilen bir cürümdür, yanlıştır. Bir sadaka verirken, bir kişiye iyilik yaparken ki tavrımız, hareketlerimiz, sertliğimiz, kabalığımız, başa kalkmalarımız bunlar. Allah Celle Kur'an-ı Kerim'de ne buyurur? Ya yönedine amenu, ey iman edenler. La tubdilu sadakatikum bil menni vel sadakalarınızı başa kakmak suretiyle, insanlara devamlı hatırlatmak suretiyle iptal etmeyin. Aa, demek ki sadakayı iptal edebilirmişim ben. Evet. Sert bir uslupla birlikte vermiş olduğun sadaka efendim sendeki olması gereken bütün o güzel dönüşleri efendim yok edecektir, imha edecektir. Allah uyarıyor. Allah Celle uyarıyor. Allah kaba olmaktan cümlemizi muhafaza buyursun diyelim. Misafir eve geldiği zamandaki biz mesela bunu Şeyh Efendi'nin evinden ifade edebiliriz rahmetullah aleyh fannazetleri müsaddesallahu sirruhu burada efendim e, küçücük bir evi vardı e, dairesi vardı. Misafirler geldikleri zamanda o zaman şimdiki gibi imkanlar tabii ki yok. Yani genel olarak yok. E nerede kalacaklar? Misafirhanenin sayısı belli, sınırı belli. Şeyh efendinin evine gelip 3 ay kalan insanlar oluyordu biliyor musunuz? 3 ay kalıyor. Nedir? tekkedir diye. Şeyh Efendi'den bereketlenecek. E nasıl yapacak Şeyh Efendi? Yani gidin diyemezsiniz. Burada insanlara tahammül etmek. Peygamberlerin en büyük özelliklerinden birisi insanlara tahammül etmektir. Ve peygamberlerin efendim ne neyle ahlaklanması durumu söz konusudur? Allah'ın ahlakıyla. bir bi ile Allah'ın ahlakıyla ahlaklanıyorlar. Allah'ın ahlakına tahammül yani. Bunca günaha rağmen Allah ceza vermiyor. Bunca isyana rağmen. O zaman bir şeyh efendinin, bir velinin Peygamber en iyi şekilde örnek alan bir velinin en temel vasıflarından biri tahammül etmektir. Baktığınız zaman da hayatında çevresinin en yakınındaki insanların onlarca yanlışına rağmen ama kendi nefisine yönelik, İslam'a yönelik bir yanlıştan bahsetmiyoruz. Kendisine yönelik ne kadar zarar verici, eziyet edici ne olursa olsun bu noktada inanılmaz derecede bir tahammül göstergesiyle karşı karşıya kalıyoruz. Şeyhimiz Hasan Efendi Hazretlerimiz Kaddesallahu Sırrahu'nun yani bu noktadaki hareketi bizim için çok büyük bir örnektir. Efendim Medine'de hurma alışverişi yaptıkları esnada orada efendim bir arkadaş grubuyla cemaatten bir kimselerle birlikte alışveriş yapıyorlar. Orada hurma satan kişi biraz pahalı satıyor. Adama soruyorlar bu ne kadar? Şu kadar fiyat. Bu ne kadar? Şu kadar fiyat. Fakat almayacaklar çünkü pahalı buldular. Diyorlar ki gidelim bunu daha ucuz bir yerden, çarşıdan efendim hurma bahçesinden alırız diyorlar. Fakat Hasan Efendi o adamdan alışveriş yapıyor katle Nedenini sorduklarında adamı hani sorduk ya neticesinde adamı bu kadar meşgul ettik. Onu mahcup etmeyelim, mağdur etmeyelim diye alışveriş yaptım diyor. İşte bu zirve ahlak mı? bize kalsa ya olur mu canım bu adam işte şunu yapıyor bunu. Hep sen öyle bakıyorsun. Allah dostları çok başka bir pencereden bakıyorlar. Onlar af buyurun o adamın o sahtekarlığını bir fırsat bilebiliyorlar. Onu en güzel şekilde değerlendirebiliyorlar. Yani bu mesele için söylemiyorum. Onu nasıl düzeltebiliriz onu düşünüyorlar. Bizim gibi ellerinin tersiyle insan etmiyorlar. Biz bugün nasıl yemek tüketiyorsak, nasıl eşya tüketiyorsak, Nasıl efendim her yıl iki yılda bir telefon değiştiriyorsak bugün biz en çok insan tüketimi yapıyoruz maalesef. Devamlı insan harcıyoruz. Devamlı insanlarla kavgalıyız. Devamlı insanlarla problemliyiz. Siz Efendi Hazretlerimiz için katlı sallallahu aleyhi ve sellem. Hasan Efendi Hazretlerimiz için katlı sallallahu aleyhi ve sellem. Hiç kimse şunu söyleyemez. Ya şuna zararı oldu. Buna şöyle bir yanlışı oldu. Buna böyle bir hatası oldu. Şu insana eziyet etti diye böyle bir şey söyleyemez Böyle bir şey ifade edemezler. O kadar ince bir anlayış, o kadar hassasiyet efendim sahibiler ki bu noktada bize de onu öğretiyorlar. Tasavvuf budur. Tasavvuf yük almaktır. Yük olmak demek değildir. Bu çok ince bir anlayıştır. Ama bugün maalesef insanların hasaten Müslümanlar üzerinden bunu söylüyoruz. Öyle bir birbirlerine karşı kabalık durumu söz konusu ki. Tekkesinden tutun camisine, camisinden tutun medresesine, medresesinden tutun efendim herhangi bir ortamına kadar herkes birbirine karşı tahammülsüz. Tahammül. Trafiğe çıktığınız zaman da ne derece haklı olduğumu çok net şekilde göreceksiniz ki zaten hepimiz bunu müşahede ediyoruz. Biraz sabretmeyi öğrenmek lazım. Allah Celle Kur'an-ı Kerim'de sabredin buyuruyor. Sabredin. Sabırlı olun. Ne olursa olsun sabırlı olun. Sabırdır burada. O beş yeri sabirin insanı yükseltecek olan şey. Hemen patlamanın, hemen birilerine zarar vermenin, hemen birilerine aleyhinde konuşmanın, etmenin hiçbir mantığı, hiçbir efendim olur tarafı yoktur. Dolayısıyla tavrımız Allah dostlarının tavrı olacak ama Allah dostlarının tavırların da yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavırların da özellikle onlar da Efendimiz neticede besleniyorlar kaynak oraya dayanıyor alırken de kendi istediklerimizi sadece almayacağız kendimizin yapabildiği hoşumuza giden basit olan şeyler alıp da diğerlerini yapmayacağız zorumuza giden şeyleri aksine bizatihi yapmak lazım yani bu noktadaki tavır çok çok üst düzey olmak zorunda Abdullah bin Ömer radıyallahu anh çarşıya çıkarmış Efendim ona derlermiş ki senin çarşıda ne işin var? Sen alışveriş yapmazsın ki. Sırf selam sünnetini ihya edebilme adına çarşıya çıkıp insanlara selam verirmiş. Selamun aleyküm. aleyküm. Selamun aleyküm. Şu görebiliyor musunuz? O zaman bizim Efendi Hazretlerimizin, Hasan Efendi Hazretlerimizin kıddesallahu sırrahuma hayatlarını okurken yapacağımız şey bu. Bu bu zavatı kiram, bu zatlar efendim kaddesallahu sallahu dedikoducu değiller, gıybetçi değiller. İnsanların arasını devamlı surette ıslah ediciler. Bu çok önemli. Bir şeyh efendi de bir hoca efendi de bu çok önemli bir hasıl. Eğer bir hoca efendi milleti birbirine düşürüyorsa burada sıkıntı vardır. Milleti birbirine devamlı efendim kötü konuşması noktasına vesile oluyorsa sıkıntı vardır. Islah edici değil, devamlı ifsad edici. Şeyh Efendi böyle. Kaddesallahu sırrahuma. Yani bir şey geldiği zaman da hemen onu nasıl düzeltebiliriz? İnsanlar en dertli anlarında, efendim, en sıkıntılı anlar, en çaresiz anlarında onlara yol gösterebilmek ve İslam'a dair kararlar aldırabilmek son derece önemli bir hadis olarak karşımıza çıkıyor ama lütfen sevgili izleyenlerimiz, takipçilerimiz bu tahammül noktasında kendimizi geliştirmeye çalışalım. Bu kazanılacak bir haslettir. İnsan sinirli olabilir. İnsan tahammülsüz olabilir ama bu çalışmakla, Allah'tan istemekle, belki de yalvarmak suretiyle elde edilecek olan bir durumdur. Yine ifade etmekte fayda var. Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ın hayatında bunu görüyoruz bir bedevinin ona gelip işte ya Muhammed bana mal devensi, bana mal ver demesi ve Efendimiz'i kıyafetinden çekiştirmesi neticesinde Efendimiz'in giymiş olduğu o mübarek elbiselerinin mübarek boyunlarında iz çıkartması, bu kadar Efendimiz'in canını acıtacak şekilde davranmalarına rağmen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onlara dokunmaması, insan kazanmaya, harisun aleykum var ya, bil mu'minine raufur rahim, müminlere karşı haris, bir mümin nerede? Ona nasıl bir fayda sağlayabilelim? aynısını Şeyh efendilerin hayatlarında görüyoruz. Nasıl hayatlara müdahale etmişler, nasıl dokunmuşlar, kimleri ne şekilde kazanmışlar? Tahammül göstererek kazanmışlar. Acayip bir iştir. Sabır göstererek kazanmışlar. Allah Celle bu sabrı, bu tahammülü gösterebilmeyi bizlere nasip eylesin diyoruz. Evet. Yine burada misafirliğe giden kimseyle alakalı da kısa bir yine bilgi veriyor. Bunu daha önceki derslerimizde kısmen konuşmuştuk ama yine değinmekte fayda var. Bir misafirliğe gittiğin zaman da yakın olsun uzak olsun hiç fark etmez. Adama külfet olma diyor. Bu da ayrı bir şey. Adama külfet olma ne olur. Yani hafife zahme var ifkale aleyh. Ona ağırlık yapma. Adamın evinde saatlerce oturma. Yani adam sana kalk git diyemez. Ona göre adama bir saatten sonra ben rahatsızlık vermeyeyim daha. Kalkmak istiyorum de. Efendim bunu tekrarla bunu söyle. Adamın da bu noktada senin hassas olduğunu efendim görmesi noktasındaki e, durumu daha farklı olacaktır. O, oturmuş adam. Efendim, adam koca bir demliği bitirmiş. İkinci demlik yok mu diyor? İyi de mübarek yani bu millet sana hizmet etmek için burada yaşamıyor ki. Bu adamın ev hayatı var, çoluğu çocuğu var, yatacaklar, kalkacaklar, sabah işleri var, gücü var. E sen belki yok yani. Bu Son derece dikkat edin. çok çay içmek istiyorsan kahveye gidebilirsin veya git kendi hanımın sana çay yapsın yani. Olmadı sen yap. Başkalarına bunu yıkma. Ondan sonra vakitleri gözet diyor. Vakitleri gözet. misafirle gittiğin kişinin efendim e, vakitleri uygun mudur değil midir? Daha önce hatırlarsanız haber vermesini söylemiştik. Yani efendim rastgele gitme. Ne kadar samimi olursan ol. Paldur küldür gitmek hoş bir durum değildir. Haber verip geliyorum bir ihtiyacın var mı diye sormak ve en güzeli de ihtiyacım yok dese bile o edebinden kaynaklı tabi bir hediye ile gidebilmek efendim bu noktada çok büyük bir güzellik olacaktır. Allah bunu nasip etsin. Her insanın diyor, her insanın irtibadatin ve vacibatin ve mesuliyatin zahira ve gayrı zahira. Görünür veya görünmeyen bir takım ihtiyaçları vardır. Ne olacak? Onları mutlaka ne yapacaksın? Gözeteceksin. وَكُمْ مُسَعِدًا لَهُ عَلَى الْقِيَامِ ve نَفْسِهِ وَاِنْجَازِ ve وَاَدَاءِ وَاَجِبَاتِهِ o adamın bu vacipleri uygulamasına fırsat ver diyor. Ve en önemlisi adamın evinde otururken ve inde vücudike fi beyti la tutlik basarake fihi fahsan münakkiba gözlerini efendim sağ sola çevirme diyor yani. Araştırıcı olma. Daha önce hatırlarsanız söylemiştik. Bir daha söylüyorum. Bir daha söylüyorum. Bununla alakalı çünkü hatalar yaşanabiliyor. Adamın kapısı benim durmuş olduğum bu yeri görüyorsunuz. Tam karşıda olmuş olsa Odanın kapısı sen tam bu izadaki koltuğa oturma. Sırtını yayan dönecek şekilde ya da arkayı oraya verecek şekilde otur. Neden? Kapı açılacak. Adam sana bu tarafa da geç diyemez ki. Ya edepsiz bir adamsa söyler. Yani hak ediyorsundur orada oturuyorsan da efendim geç bu tarafa kardeşim der ama diğer türlü adam yani devamlı kapıyı açacak. Adamcağız zavallı kapıyı bu kadar açıyor. Oradan niye İç, içerisi gözükmesin diye. E insanlar bugün zaten evlerimiz daracık evlerimiz var yani. Efendime söyleyeyim. E ne olacak o zaman? Şimdi bu da yaşanıyor. Adam hem misafirliğe gidiyor. Bir muhabbet. Oh, hi, oh, oh. Ev yıkılıyor. Ya mübarek. Efendim aşağı komşular, üst komşular. Evin özel mesele konuşuyorsun. Evin diğer tarafındaki insanlar yani ev ehli. Efendim rahatsız olacak belki. Hep dikkat etmek. Sessiz sessiz. Bu noktada son derece davranmak gerekiyor. Evet. Sana hazırlanmış odada oturuyorsun. Efendim orada efendim insanlara e, rahatsızlık vermemek üzere gözlerini dedik. Bu noktada dikkatli yapmak gerekiyor. Ev e, sahibinin de mesela şunu yapmakta fayda var. Edeptir bu. Diyelim bir yere misafirliğe gittiniz, gireceksiniz. Adam gel diyor. E, olur ya anlık evden, ehlinden biri bir anlık geçmeye çalışır vesaire. Bir daha müsait mi diye sormak mesela müsait mi diye çıkıyorum diyebilmek, müsait midir diyebilmek, apartmandan yukarı çıkarken efendim haremlik selamlığın uygulandığı tabii bunu karşı cenahtan diyelim. İslam'la problemi olan insanlar duyduğu zaman da ne diyor bu diyecek ama apartmandan çıkarken efendim belki tesettür anlamında üzerinde olması gerekenler olmayan, eksik olan birisi vardır <laughs> diye ses çıkartabilmek. Bunlar hepsi hadislerle sabit şeyler. Yani Efendi Hazretlerimiz böyle duvara vururlarmış, yani böyle geldiğini haber vermek. Bu çok önemli bir güzelliktir ki insan ne yapsın? Hazırlansın. Yani bizim hayatımız adam yakalamak üzerine kuruluyor. Lop diye odaya dalalım, hangi hali üzeriyse onu bu tespit eder. Aa sonra yanlış yaptım. Ya, Olmaz. Hele ki daha önce söylemiştim, anne babalar bu konuda çocuklarına karşı saygılı olsunlar. Saygılı olun. Kimse sizin efendim malınız değil, mülkünüz değil. O çocuğun kendi hayatı var. Eğer bu çocuk sana yarın saygı duygu istiyorsan sen de ona saygı duyacaksın. Yanlışı varsa da bu yanlışı usulünce gidermeye çalış. Otur, konuş. Efendim böyle baskı yaparak değil. Evet. Fak sur basaraka fiha gözlerini ne yapıyor? Orada ele kolaçan etme, etrafı kolaçan etme. Bu son derece rahatsızlık verici bir durumdur. Sadece içeri odaya bakmaktan bahsetmiyoruz. Ya. Kitaplara, ne bileyim, bir şey var, çiçeğe bakıyorsun, böceğe bakıyorsun. Böyle adamlar var, alır fiyatını sorar. Sana hediye etsin diye yani. İşte buna kadar. Şuna kadar. Aa şu da güzelmiş falan. Ne ne istiyorsun? Adamın evini sana mı versin adam ya? Bu bunu yapma. Adamı zora sokacak. Adam belki vermek istemiyor. Zora sokacak eylemler yapma. Fakat yekunu fiha ma la Yani burada gözünü böyle devamlı çevirirsen hoşuna gitmeyen şeyler de görebilirsin. İnsanların özel efendim belki bir kıyafeti kalmıştır, bir resmi kalmıştır efendim. O olabilir. aynı şekilde ev sahibinin de hoşlanmayacağı şeyleri görebilirsin. Evet, çok da soru sorma diyor. Velatekunufuduliyen fi esiletik. Soru sorarak da adamı bunaltma. Böyle vardır. Misafirle gidersin. Adam o dairenin efendim kaç para olduğundan, bu apartmanda kimlerin oturduğundan, kimlerin neler yaptığından bunlar çok fazla iyi işler değildir. Özetle rahatlatıcı bir vasıfta hareket etmek bir mümine yakışacak en güzel haslettir. Allah Celle görüldüğümüzde sürur sebebi olma, olabilmeyi nasip buyursun. Hüzün sebebi olmaktan da cümlemizi muhafaza eylesin. Bu incelikleri hayatımızda eksiksiz, noksansız tatbike de bizleri muvaffak eylesin. Allah hayırla nasip eylesin. Ve ila şerefin nebiyyih ve alihi ve ashabihi ve meşayihinel fatiha. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد